Türk Silahlı Kuvvetleri, Afrika'da sıcak çatışmalar buradan. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yani Gazi. Şu anda bizim de hissettiğimiz. Değerli izleyenler, saatlerimiz 12.30'u gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. Malum gündem seçim tartışmaları. İstanbul'da seçimler bir türlü sonuçlanmadı. Bir canlı bağlantıyla başlayacağız programımıza. İstanbul Maltepe'de dün gece ara verilen sayım işlemi bu sabah yeniden başladı. 122 sandıkta süren oy sayımıyla ilgili son bilgileri Dilek Doğan aktaracak şimdi. Evet, İstanbul'daki geçersiz oyların sayımında gözler Maltepe'ye çevrilmiş durumda. Çünkü Maltepe'deki sayım süreci halen devam ediyor ve Maltepe'de bulunduğumuz nokta yani Türkan Saylan Kültür Merkezi'ndeki oyların sayımı devam ediyor. Bir gün içinde de gerçekten hareketli dakikalar yaşanıyor. Hemen onlardan bahsedelim size. İki kurul üyesi vardı sandıkların başında ve o kurul üyeleri CHP'nin bir dilekçesi vardı. Kurul üyeleri yetersiz kalıyor, süreç yavaşlatılıyor diye bir dilekçe vermişti ve sonucunda da kurul üyesi 6'ya yükseltildi ve şu anda süreç hızlı bir şekilde işliyor ve 1089 sandık vardı Maltepe'de sayılacak sandıklardan ve şu anda 101 tane kaldı. Sadece 101 tane kaldı ve bugün içerisinde hatta geceye kadar bütün oyların sayımının biteceği de tahmin ediliyor. Evet, yapılan açıklamalar böyle. Dün 22.30'da bir ara verilmişti oy sayımına ve daha sonrasında sabah itibariyle tekrar başladı oy sayımı ve şu anda da bir öğle arası verilmesi bekleniyor. Daha sonrasında tekrardan kaldığı yerden oyların devam etmesi bekleniyor. Tabii ki aslında dün bitmesi bekleniyordu. Hatta geçen gün bitmesi bekleniyordu oy sayımının. Ancak AKP ve MHP üyelerinden oluşan iki memur da bir imza atmıştı, bir karar almıştı. Yeniden 400 sandığın bütün oylarının yeniden sayılmasına dair bir karar alınmıştı. Daha sonrasında YSK dün 16 sıralarında bu kararı kaldırmış, reddetmişti ve daha sonrasında bütün oyların yani 176 sandık kalmıştı dün itibariyle ve o oyların tekrar sayılmasına yönelik de bir karar almıştı. Daha sonrasında süreç bu şekilde hızlıca işleyip devam etti. Evet, burada geçersiz oyların sayımından sonra tekrar YSK bir sürece gidecek ve bu süreçte iki şart olacak. Birincisi ya kabul etmeyecek, tekrar bir seçime gidecek. Bu da 2 Haziran olacak tarih olarak. Daha sonrasında da bu tabloyu kabul edip şu anda önde olan aday yani Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olacak. Resmi olarak olacak bu. Evet, şu anda AKP'nin tabii ki olağanüstü itiraz süreci olmadı. Çünkü bütün oyların sayılması gerekiyordu. Maltepe'deki oyların sayılmaması da itiraz sürecini erteledi ve şu anda da bütün oylar sayılınca AKP'nin tekrar bir olağanüstü itiraz sürecine gitmesi bekleniyor. Evet, böyle bir iddia da var. Evet, kesin olmayan sonuçlara göre tekrar edelim. Millet İttifakı'nın adayı Ekrem İmamoğlu önde ve tekrar edelim. Burada kalan sandık sayısı da 101. Evet, burada durum böyleydi. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde oyların sayımı devam ediyor. Vatandaşlar da milletvekilleri de dışarıdan destek ver.